Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu olduk, sevindik. Beklentimiz trafik çok sıkışıyor. Trafiğin sıkışmasının giderilmesi, elektrik, su gibi şeylerde ucuzluk. Bu tip şeyler yani. Kendim açısından sorarsanız ben 60 yaşındayım. İstediğim işte bu halk otobüslerine, belediyeye, metroya binmek için kartlarımız bütün diğer İstanbul ve İzmir'de var. 60 yaşın üstündekilere, fakat buradakilere yoktu Melik Gökçek zamanından bu yana. Onun için onun ilk seferde ele alınması. Başka isteyeceğimiz işte zaten hepsini yapacaktır. İnanıyoruz, inancımız sonsuz. Ya değişim iyidir. İyi yani, değişim olduğu iyidir. Yani olumlu sonuçlarda inşallah hizmet ederler. Yani Ankara'nın bayağı hizmete ihtiyacı var. Hizmet etsinler, halka hizmet etsinler. Vallahi şimdi verilen bazı sözler var. Bunları inşallah Mansur Başkan yerine getirecek. İşte suyun %50 ucuzlaması, işte otobüslerin saatlerinin değişmesi, işte Çankaya bölgesine Atatürk'ün kurmuş olduğu bir Ankara çiftlik vardı. Çiftliği kaldırdı mesela Melik Gökçek. Yerine koskoca Ankapark yaptı. Bu Atatürk'ün değerlerine sahip çıkacak ve Çankaya'da bulunan 750 dönüm arazi içinde büyük bir hayvanat bahçesi kuracak. Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni getirecek. Yani bunlar büyük bir değerler. İnşallah bunları yerine getirecek. Ümit ediyoruz, bekliyoruz. Mansur Başkan zaten bundan önceki dönemde kazanmıştı ama bazı şeylerden dolayı katakulleye geldi. İnşallah hak sonunda adalet yerini buldu. Çalışacağına inanıyoruz. Belediyeden çok şey bekliyorum. Kente dönüşüm bitsin. Ondan sonra bir de daha güzel şeyler bekliyoruz. Bakalım değişik 25 seneden sonra göreceğiz. Biz zaten Ankara'ya temiz, temiz bir belediye başkanı istiyorduk. Kalbi, vicdanı olan. Hayatta hiçbir şeyi insanların üzerinde gözetmeyen bir belediye başkanı istiyorduk. Ben çok sevindim. Adalet yerini buldu. İnsanları kandırmak, insanları ne bileyim gururlarıyla, şerefleriyle oynamak. Bu ekonomi neyi gösteriyor? Belediyelerin ve bizim bu halkımız oy vermiş, güzel olmadığını gösteriyor yani. Her değişiklikte yarar var. Ne bekliyoruz? Çok şey bekliyoruz. Ankara'nın çok temiz olmasını bekliyoruz. Parkların, bahçelerin daha verimli, daha iyi halka açılmasını bekliyoruz. Sonra bu kentsel dönüşümle ilgili kararlar ne olacak, onu merak ediyoruz yani. Mansur Yavaş'ın Ankara Belediyesi'ni daha düzgün bir hale getirmesini bekliyoruz. Ondan gerektiği yerde fedakarlık yapmasını, ülke Ankara olarak Ankara'ya konut, yol, yapı olarak her şeyi desteğini bekliyoruz. Yani her şeyin düzgün olmasını bekliyoruz ve belediyenin olan borçlarının, galiba bir borç varmış, olan borçlarının kapanmasını bekliyoruz. Belediyenin artık her işe yatkın olmasını istiyoruz. Yani keyfe göre iş yapmamalarını istiyoruz ve halka hizmet etmesini bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur. Çankaya daha güzel olur Çankaya. Yani hayırlı olmasını diliyorum ben. Başka ne diyeyim? Ben uzun yıllardır AK Parti iktidarında bu millet. Bence bir değişikliğin zamanı gelmişti. Bir de böyle deneyelim. Bakalım CHP nasıl yapacak? Bir şey kaybetmeyiz. Olmadı tekrar Tayyip'i geri çağırırız yani. Ankara'nın gerçek cumhuriyetin gerçek başkenti olmasını bekliyorum. Çok iyi oldu, sevindim. Hizmet bekliyoruz yani, inşallah hayırlısı. Başka diyecek bir şey yok yani. Çok mutluyum açıkçası. Kendim oyladığım bir seçmen başa geldi. Bir nevi belediye başkanımız oldu. Ne düşünüyorum? Hoşdere'de yaşadığım için artık bir yeni bir kaldırım istiyorum bize bir nevi. Bizim orası bir kötü oldu. Yeni yollar bekliyorum açıkçası. Bir de bizim parklarımızın yenilenmesini istiyorum açıkçası. Onun için oyladım. Umarım göreceğim. Vallahi güzellikler bekliyoruz. Hayırlı olmasını, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını bekliyoruz. İyilikler, güzellikler, bereketli olmasını bekliyoruz.
çevreyi daha iyi korumasını, doğayla daha çok ilgilenmesini ve tarım arazilerinin düzeltilmesini.